Buna göre metin türlerinden hangisi gazete çevresinde gelişen öğretici metinlerden değildir? Öğretici metinlerin bir kısmı kişisel hayatı konu alan metinlerken bir kısmı da gazete çevresinde gelişen metinlerdir. Makale, fıkra, röportaj, deneme bunlar arkadaşlar e, gazete çevresinde gelişen metinler. Fakat biyografi kişisel hayatı konu alan metin türüdür. Bu yüzden cevabımız Denizli Şıkkı olur. Bu parça aşağıdaki edebi türlerden hangisine örnek verilebilir? E, ne yapalım? Fikir adamıyım. Bilim adamıyım ben. Derin derin düşüncelerimden çıkıp da süslenmeye, dış güzelliklerle uğraşmaya ayıracak vaktim mi var benim? Okuyup okuyup da içimi bezeyeyim, kafamı donatayım yeter bana. Ama görenler beni beğenmeyeceklermiş. Varsınlar beğenmesinler. Öyle görünüş düşkünü kimselerin diyeceklerinden bana ne? Ben geçici şeylerle istedik mi çıkarıp atabileceğimiz şeylerle değil Bizim tam içimize işleyen, benliğimizi yoğuran, meziyetlerle övünen insanlardanım. Onlarla yetinmeyip bir de dışa bakanlar uzak olsunlar benden. Onlarla düşüp kalkmayı ister miyim ben? Çok fazla soru işareti ve ünlem görüyorsunuz arkadaşlar. Sanki yazar karşısında biri varmış gibi sohbet ediyor. Bu yüzden cevabımız Denizli deneme değil. Makale zaten bilimsel metinlerdir. Otobiyografi yazarın kendi hayatını anlatmasıydı bu da değil. Fıkra günlük olayların anlatılmasıydı bu da değil. Cevabımız Denizli. Bu parçada sözü edilen düz yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? Amacı bir sanatçının bir sanat eserinin iyi ve kötü yanlarını ortaya koymak, onun gerçek değerini belirlemektir. Neyden bahsetti arkadaşlar? Bir şeyin iyi ve kötü yanlarını ortaya koyuyorsa ki bu bizim anahtar kelimemiz eleştiri yazısından bahsetti. Cevabımız C. Ama devam edelim. Kimi zaman değerlendirmeleriyle okurun, eserle ilgili düşüncelerini yönlendirir. Edebiyatımızda Hüseyin Cahit, Yakup Kadri, Ali Canip, Nurullah, Ata, Cemil, Meriç bu alanda yazan yazarlardandır diyor arkadaşlar. Deneme değil, fıkra değil günlük olayları anlatır biliyorsunuz. Makale daha bilimsel metinlerdir. Röportajda karşılıklı diyaloglar halinde soru cevap şeklinde geçmesi gerekiyor. Dediğim gibi cevabımız C eleştir. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Öğretici metinlere ait özellikler taşımakta, güncel olayla ilgili kişisel görüş açıklanmıştır. Anlatılanlar nesnel verilerle desteklenmiş, bir makaleden alınmış olabilir. Yerleşik düşünceye karşı çıkılmıştır. İlginç olayları anlatmak ve dinlemek, bunların sebebini araştırmak en doğal ihtiyaçlardandır. İlginç olay yani alışılmışın dışında olmak. Hikaye ve roman bir ihtiyaçtan doğmuş ve edebi tür olarak gelişmiştir. Bu bakımdan söylenildiği gibi bu iki türü Tanzimat'ın getirdiğini kabul etmek yanlıştır. Çünkü Tanzimat öncesinde bu türler biraz farklı şekillerle de olsa vardı diyor arkadaşlar. Yerleşik düşünceye karşı olduğunu şuradan anlıyoruz. Söylendiği gibi Tanzimat'ın getirdiğini kabul etmek yanlış çünkü ondan önce de vardı diyor. Bu yüzden Edirne şıkkını eliyoruz. Devam edelim. Evet örneğin Dede de Korkut hikayeleri. Bunun yanında Leyla ve Mecnun, Ferhat ile Şirin, Yusuf ile Zeliha gibi klasik doğu mesnevileri de bizdeki ilk hikayelere örnek gösterilebilir. E baktığımızda bize bir bilgiyi öğretmeye çalıştığı için Adana şıkkında eleyebiliriz. Nesnel verilerle desteklendi mi? Tabii ki Dede Korkut, Leyla ve Mecnun Ferhat ile Şirin'e örnek verdi nesnel olarak. Bu yüzden C şıkkında eliyoruz. Bütün bunlar bizim hikaye ve romana yabancı olmadığımızı gösteren birer kanıttır. Bir makaleden alınmış olabilir arkadaşlar. Çünkü bana bir bilgi nesnel, bir veri ışığında bilgi aktardı. Güncel olayla ilgili kişisel görüşü yok. Bu yüzden cevabımız Bursa şıkkı olur. Bu parçada sözü edilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir? Gerçeği, bilgiyi yaşama dönüştürmek bu türün yazarı için bir zorunluluktur. Bu da onun yaratıcı olmasına bağlıdır. Dilin inceliklerini tanıması, anlattıklarını özenle işlemesi gerekir. Fransız yazar Montaigne dünyaya tanıttığı bu türde açık ve akıcı bir anlatım kullanılır. Montaigne bizim anahtar kelimemiz denemeden bahsediyor arkadaşlar. Zaten kişisel olarak kendi duygu düşüncelerini bir konuyla ilgili yazar dile getiriyorsa bu bizim için denemedir. Makalede bilimsel metin olacak, fıkrada güncel konu olacak, röportajda sorular cevaplar daha çok yoğunluk olacak, anahtar kelime olarak, sohbette yazar karşısında biri varmış gibi sohbet edecek ama bunların hiçbir olmadığı için cevabımız deneme. Bu sözleri söyleyen kişinin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisidir? Nokta 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 deyince benim aklıma merak etmek geliyor. Neden böyle bir ihtiyaç duyuyorum hiç bilmiyorum. Bu işi yapmamın yegane sebebi bu. Yani ihtiyaç ve merak arkadaşlar anahtar kelimelere dikkat. Ben meraklı biriyim. Soru sormayı seviyorum. Soru sormaktan utanmıyorum. Eğer merak ediyorsam sormamam için bir neden var mı diyor. Yaptığı incelemeleri fotoğraflarla süsleyip kendi görüşlerini katarak röportaj yazmak bu olabilir bir kenarda dursun arkadaşlar. Devam ediyoruz. Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde olmak. Hayır. Kişisel görüşlerle bezenmiş anlatım hayır. Günlük olaylar hakkındaki görüşlerini ayrıntıya inmeden aktarmak yanlış. Okuyucunun ilgisini çekecek güncel bir konuda nesnel bir anlatımla haber yazısı yazmak, güncel ve nesnel anlatım işi bozdu bu yüzden. Bu da değil. Ele aldığı konuda önce okuru bilgilendirip sonra da düşüncenin haklılığını savunarak makale yazmak bu da değil arkadaşlar aklıma merak etmek geliyor ve soru soruyorum diyorsa bu bir röportaj olabilir. Bu yüzden cevabımız bu parçada aşağıdaki edebi türlerden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır? Yazarın bu eseri bize 1950-1960 yıllarının sosyal hayatının nasıl olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda kahramanın memur olması sayesinde dönemin siyasal yapısı hakkında da bilgi sahibi oluyoruz. Eserin kurgusu, olay örgüsü, olaya seçilen mekan bir hayli başarılı. Ancak eserin baş kahramanının yardımcı şahsiyetlerle çatışması pek de başarılı sayılmaz. Buna rağmen konusu itibariyle okunmaya değer bir eser. Bir eseri arkadaşlar iyi ve kötü e, yönlerini ne yaptı? Eleştirdi. O zaman biz bunun bir eleştiri yazısı olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A. Çünkü ne diyor bakın mekan başarılı ama işte e, baş kahraman yardımcı kahramanlarla çatışması başarılı değil gibi hem olumlu hem olumsuz yanını vermiş. Haber yazısı değil sohbet zaten karşısında biri varmış gibi sohbet etmesi bu da değil. Röportaj değil soru sorma yok makale değil bilimsel metin yok çünkü dediğim gibi cevabımız A. Parçada aşağıdaki edebi türlerden hangisine ait özellikler dile getirilmiştir? Ana ögesi düşünce olan bir türdür. Yorumdan çok bilgiye, bakın dikkat, inandırıcılığa ve çözümlemeye yer veren bu yazılar düşünsel açıdan sağlam, ayrıntılı, açıklayıcı ve kalıcı metinlerdir. Genel okuyucu kitlesine hitap eden bu metinlerde açık, yalın, duru ve resmi bir anlatım kullanılması bir zorunluluğa dönüşmüştür. Bu türde yazarın amacı ele aldığı konuyla ilgili kesin bir sonuca ulaşmaktır. Arkadaşlar denemeye baktığımızda yazar kesin bir sonuca ulaşmak zorunda değil fikirlerini söylüyor. Fıkraya baktığımızda günlük olayların gazete köşelerinde yazıldığı yazılardır. Kesin sonuç yok. Sohbete baktığımızda yazar karşısında biri varmış gibi sohbet havası içerisinde anlatıyor. Röportaja baktığımızda karşılıklı diyaloglardan ve sorulardan oluşuyor zaten. Cevabımız makale olacaktır. Çünkü makalede bilgi verme ve asıl sonuca gitme söz konusu. Bu yüzden cevabımız Bursa şıkkı. Aşağıda bazı metin türleri ve yazılış amaçları verilmiştir. Buna göre numaralanmış türlerden hangisinin yazılış amacı yanlış verilmiştir? Eleştiri: Bir sanatçı ya da sanat eserinin zayıf ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmak. Doğru. Makale: Bir konuyu çeşitli yönlerden örnekler vererek tartışmak. Değil arkadaşlar. Makale bilimsel bir konuyu bize ne yapmaktır? Açıklamaktır. Yani makalenin amacı tartışma değil, açıklamak. Bu yüzden cevabımız B. Deneme, kendi benini ortaya koymak doğru. Sohbet, karşılıklı konuşma havasında okuru konu üzerinde düşündürmek doğru. Fıkra, güncel bir konuyu konuşma diliyle aktarmak bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız 5. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir sanatçının sanat anlayışı okura tanıtılmıştır. Kişisel görüşler ağır basmaktadır. Bir eleştiriden alınmış olabilir bilimsel bir gerçek deneysel yöntemlerle açıklanmıştır, açıklayıcı bir nitelik taşımaktadır. Onun nesre devrin modalarının hep dışında kalarak çizgisinden hemen hiç ayrılmadı. Bütün devirlerin aksine insan hiç değişmeyerek hep aynı kalan taraflarını yazmayı tercih etti dedi arkadaşlar. Evet bir sanatçının sanat anlayışı okura verildi gördüğünüz gibi. Modaların dışında kaldı, hiç değişmedi. Devirin aksine, yaşadığı devrin aksine insan hiç değişmeyecek hiç değişmeyerek hep aynı kalan taraflarını yazmayı tercih etti diyor. Bu yüzden adana şıkkını bulmuş olduk arkadaşlar. Bu yazış içine ne bol bol eşya ve mekan tasvirleri ne de yazıyı yazıldığı ana mahkum kılan e, aktualite fazlasıyla girdi. Aktüel olandan ve realistlerin armağanı yer dış görünüş tasvirlerinden eserini korumayı bildi. Burada da gördüğünüz gibi hep kişisel görüşler var arkadaşlar. Eleştiri olabilir mi? Evet yazarın olumlu tarafında eleştirebiliyor biliyorsunuz. Eleştiri deyince hem olumlu hem olumsuz olabiliyor. Bu da doğru. Devam ediyoruz. Ayrıca insanın klasik taraflarını öne çıkarması, onun eserini zaman dışına taşımaya yeterli olacaktır. Bu, da, bu son cümle yine kişisel görüş bildiren bir cümle arkadaşlar. Zaten o maddeyi elemiştik. Açıklayıcı bir nitelik taşımış mı bu metin? Evet, tamamen bana açıklayıcı bir nitelik vermiş. Bilimsel bir gerçek ya da deneysel bir yöntem var mı? Hayır, bu yüzden cevabımız denizlişik. Numaralanmış metinlerde sözü edilen sanatçıların eserleri aşağıdaki metin türlerinden hangisinin özelliklerini taşımaktadır? Günlerin götürdüğü düşün payı, yokuşa doğru, şiir üzerine düşünceler, edebiyat konuşmaları adlı eserlerin yazarı olan sanatçımız açık... Yalın, Sovyet havasında yazdığı bu eserlerde özlü ve yoğun düşünceler ortaya koymaktadır. Günlerin götürdüğü ve diğer bütün eserler arkadaşlar Suğut Kemal Yetkin'in. Şöyle Suğut Kemal Yetkin'in eserleridir. Evet bir kenarda dursun. Bu yazarımız yazılarının merkezine kültüre, bilgiye ve birikime dayalı öznelliği yerleştirdiği, genellikle bir arkadaşıyla konuşur gibi kaleme aldığı eserlerine, Karalama defteri günlerin getirdiği gibi eserlerinde toplamıştır. Günlerin getirdiği ve karalama defteri de arkadaşlar kime aittir? Nurullah Ataç'a ait. Şöyle baktığımızda bunlar tür olarak deneme türünde yazılan eserlerdir. Bu yüzden cevabımız Edirne Şıkkı olur. Bu cümlede notere benzetilenler aşağıdakilerden hangisidir? Sanat dünyamızın noterliğini yapan bu beyler. Sanat dünyanın noterliğini yani sanat dünyadaki görüşleri olumlu olumsuz her şeyini yapan demek istiyor. Sanki tüm yazılanları dünya yıkılmış da altında kalmışız ifadeleriyle söylemek zorundalar. Sanat dünyası diyorsa arkadaşlar sanatın neyi olur? Eleştirmeni olur. O yüzden cevabımız Bursa. Yani diyor ki sanat dünyasının eleştirmenliğini yapanlar sanki dünya yıkılmış da altında kalmışız gibi bir izlenim veriyor diyor. Cevabımız Bursa şıkkı olacak.